Herkese selamlar. TR724 ekranlarında Nöbetçi Editör programında karşınızdayım. Bugün 29 Nisan 2021. Ocak'tı, Şubat'tı, Mart'tı derken Nisan ayını da bitirdik. 2 gün sonra Mayıs ayına gireceğiz. 2021'in böylece ilk çeyreği bitmiş oluyor. Hatta ilk 4 ay bitmiş oluyor. Bakalım hayırlısıyla inşallah. 2020'yi böyle korona telaşıyla geçirmiştik. 2021 başlarında da bu vardı. Şu anda benim bulunduğum yer itibariyle korona meselesi biraz yavaş yavaş gündemden düşmeye doğru ilerliyor. Fakat Türkiye için aynı şeyi söyleyemeyiz. İsterseniz korona gündemiyle başlayalım. Türkiye'de durum nedir? Bugün itibariyle aslında bu bir flash gelişme diyebiliriz. Bugün itibariyle tam kapanma denen sürece başlandı. Ta bayramdan sonraya kadar devam edecek. 17 gün boyunca Türkiye'de insanları evlerinde tutmaya yönelik tam kapanma süreci bugün itibariyle başladı. Başladı ama kelimenin tam anlamıyla kaosla başladı. Bir sürü soru işareti var. Bir sürü soru var cevaplanması gereken. Buradan da anlıyoruz ki tam olarak bir hazırlanma yapılmamış. Daha önceki AKP iktidarının yaptığı gibi popülist bir eylem olarak belki de birkaç kişinin verdiği bir karar olarak karşımda çıkıyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Şimdi soru bir. Kimler içeride kalacak, kimler dışarıda kalacak? Bununla alakalı öylesine büyük bir kaos var ki doktora giden mi, markete gidecek olan mı, market şu kadar yakın olan mı, şehirler arası seyahat edecek olan mı, mahalleler arası seyahat edecek olan mı ve bunu yapanlar nereden izin alacaklar, nasıl bir şartta, ortamda izin alacaklar? Bunlarla alakalı cevaplanmayı bekleyen bir sürü soru var. İnsanlar da merakla bekliyorlar. Bir kısım insan camdan baktığında dışarıda yürüyenler, koşanlar, arabalarıyla gidenleri görüyor. Diyorlar ki acaba sadece biz mi evdeyiz, başka herkes dışarıda diye düşünüyorlar. Böyle bir karmaşa var. Öbür taraftan baktığımızda bir ekonomik yardım olacak mı peki? İçeriye insanlara kapanma konusunda karar verdiniz ve bu verdiğiniz kararı da uygulamanız gerekiyor. Çünkü toplum sağlığı meselesi bu. Kapanan dükkanlar, işe gidemeyen insanlar, kirasını alamayan ev sahipleri, dükkan sahipleri ya da kirasını ödeyemeyen kiracılar, bunlarla ilgili bir yardım yapacak mısınız? Yardım olmadığını hepimiz biliyoruz. Sadece kapandığınız evde duracaksınız diyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Şöyle, dünyada bakıyorsunuz, dünyanın dev ekonomileri, evet ülkelerinde kapanmalar yaptılar, bazı işletmelere sınırlamalar getirdiler, insanları evlerinde tutuyorlar. Fakat milli gelirlerinin %10'uyla %30'u arasındaki bir rakamı toplumun ayakta kalabilmesi, ekonominin canlı durabilmesi için yardım olarak topluma dağıttılar. Bunu şuradan biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın. Amerika'da yaşayan herkese kişi başı olmak üzere 2 defa direkt yardımda bulundu. Birazdan detaylarından bahsedeceğim. Yeni yardım paketlerini de açıkladılar. Bunlar trilyon dolarlık yardımlar. Evde kalanlar, işini kaybedenler, iş yerinde işçi çalıştırmak zorunda kalan işletmelere kadar binlerce dolar kişi başı yardım yapıldı. Öğrencilere bile yardımlar yapıldı. Ev hanımlarına da yardımlar yapıldı. İşini kaybedenlere daha büyük oranlarda yardım yapıldı. İşletmeler kendi kaybettikleri hacimleri karşılığında devlet onlara neredeyse 0 faizle çok uzun vadeli krediler verdi. Hatta karşılıksız ödemeler de yaptı. Almanya'ya bakıyoruz, herkese aynı şekilde. Almanya'da ekonomik olarak kimse sıkıntı yaşamıyor. Kimse, kişiler sıkıntı yaşamadığı için toplumdaki ekonomik canlılık devam etmeye sürdürüyor. Fakat Türkiye'ye baktığımızda böyle adını birkaç işte genişletilmiş yardım vesaire gibi paket gibi şeyler söylediler. Fakat rakamlar Türkiye'deki topluma yardımın devletin yıllık gelirinin %1,1'i civarında olduğu. Bu da dünyadaki sıralamalarda halkına en az yardım yapan ülke olarak Türkiye tarihine geçmiş oldu. Öbür taraftan enflasyon almış başını gidiyor, fiyatlar el yakıyor. Bütün bunları da karşılamak zorunda toplum. Bu konuda hem toplumu içeri kapatıp hem de hiç yardım etmeme özelliğini AKP göstermiş oldu. Neden yardım edemediğini herkes biliyor zaten. Öncelikle hazinede topluma yardım edebilecek para kalmadı. Çünkü paraların nereye aktığı konusundaki konuşmalar, tartışmalar, hatta bilinenler hepimiz tarafından malum. Sonrasında belki toplumda ekonomideki dengeyi sağlayabilecek olan Merkez Bankası'nın durumu malum ki Merkez Bankası Başkanı bugün de bir basın toplantısı yapıyordu. Böyle ekonomik terimlerle, tabirlerle durumu idare etmeye çalışıyordu. Fakat
bildiğimiz o sorulara cevaplar yoktu. Sadece kendi karşılıklı birkaç tane soru ayarlamışlar anlaşılan. Onlara cevap vermeye çalışıyordu. Merkez Bankası'nın kasasına bakalım tam takır. 128 milyar dolar nerede? Sıcaklığını bir miktar kaybetmiş olsa bile hala bu sorunun cevabı toplum ve herkes tarafından merak ediliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nda da para yok. Yani devletin hazinesinde para kalmamış durumda ki vatandaşına destek olabilsin. Bunu sağlayabilmek için işte biliyorsunuz kamu arazileri, devlet arazileri birer birer satılıyor, elden çıkarılıyor. Bir miktar daha para gelebilir mi diye çabalanıyor. Fakat gelen paralarda çoğunlukla Erdoğan ailesi ve onun çevresinde konuşlanmış olan kimine göre beş çete denen iş adamlarına doğru akıtılıyor. Akıtılmaya da devam ediliyor. Dolayısıyla toplumun geldiği durum kimsenin umurunda değilmiş gibi bir hava var. Ama bütün bu ekonomik gelişmeleri üstünü örtecek, perdeleyecek ne yapıyor? Her zaman için AKP'nin bulduğu formüller var. O formüllerden bir tanesi daha işlettiler. Dediler ki bu 17 günlük kapanma süreci boyunca içki satışı yasaklanacak. Bakıyorsunuz sosyal medyaya, bakıyorsunuz haberlere, bakıyorsunuz televizyonlara. İçki satışının yasaklanmasıyla birlikte bu konudaki hassasiyeti duyarlı olan bazı kesimler hemen devreye girdiler. Dolayısıyla da AKP'nin oyunu burada da tutmuş oldu. Hemen onlar topu o sahaya doğru çevirdi. Yardımlar konuşulmadı. Kapanmayla alakalı detaylara kimse artık ilgilenmeye başladı. Bir kısım içki konusunda içki içmek ve özgürlüklerinin ellerinden gitmesiyle ilgili hassasiyeti olanlar devreye girdi. Öbür taraftan da ya içki zaten günahtır, haramdır. Özellikle AKP tabanının bu konudaki hassasiyetlerini değerlendirerek onlar da iyi oldu gündemiyle devreye girdiler. O halde şimdi içki yasaklarsın, yasaklayamazsın. Satış yaparsın, yapamazsın. Tartışma 2 gündür nereye geldi? Buraya geldi. Ekonomik durumlar ne olacak? İstanbul'u boşaltan, Anadolu'ya doğru akan insanlar ve Anadolu'da özellikle tatil beldelerinde oluşan kaoslar nasıl bir sonuç alacak? Bunlarla ilgili tartışmalar var mı diye bakarsanız Türkiye'de maalesef bunlar gitti. Yerini içki tartışmaları aldı. AKP topu gene istediği yere çekti. Kendi pistinde oynamaya başladı. Şimdi bugün de bakıyorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan açıklama yapılmış. Biz içki satmaya devam edeceğiz. Öbür taraftan polis içki satan yerlere tebligatta bulunuyormuş. Alın bu tebligatı imzalayın. Kimisi diyor ki kanunlara uygun, kimisi diyor ki kanunlara uymuyor diye böyle bir toplumda zaten bildiğimiz şu kutuplaşma artarak ve derinleşerek devam ediyor. Bir de bunu çıkardılar. Görmüşsünüzdür. Samsun'da bir tane genç elinde bir içki şişesiyle sokakta oturuyormuş. Bir grup insan gelmişler. O içki şişesini atması için ona baskı yapıyorlar. Çevresinden ayrılmıyorlar. Çevresini sarmışlar. Burada içemezsin, içersin. Yani Türkiye'nin geldiği nokta maalesef şu anda sokakta kaldırımda otururken elinde içkisini içebilir mi, içemez mi tartışmasına gelmiş. Asıl mevzular, asıl dış politika, ekonomi, siyaset maalesef bunlar AKP'nin yaptığı bu girişimlerle üstlerleri örtülü gidiyor. Aslında sorarsanız bu örtüyü kaldırdığımızda altında iflas etmiş bir ülke çıkacak. Fakat bunun çıkmasına müsaade etmiyor. Tabii Türkiye bir şirket değil ki iflas ettiğini hemen böyle görelim. Maalesef öyle bir şekilde yalpalayarak da olsa ilerlemeye devam ediyor. Üzerini örtmekte, perdelemekte çok başarılılar. Bunu şimdi de bu olayda olduğu gibi gene kullanıyorlar. Bakalım şimdi 17 günlük sürecin, kapanma sürecinin bugün ilk günü. İleriki günler karşımıza neler çıkacak, onu çıkaracak, onlara hep beraber bakacağız. Bayramda da bir kapanma var. Gidenler Anadolu'da gidebildikleri yerlere, memleketlerine belki dönerler, belki anneleriyle, babalarıyla vakit geçirecekler. Olayın bu tarafından bakarsak bir miktar iyi tarafı var diyebiliriz. Şimdi tekrar bu Covid gündemiyle kalırsak, Türkiye'den biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Dün Biden Amerika tarihinde başkanlar için önemli olan konulardan bir tanesini gerçekleştirdi ve seçildiği günden bu yana ilk defa kongreye çıkıp orada bir konuşma yaptı. Konuşmasının merkezinde yine Covid ve Amerika ekonomisi vardı. Covid ile alakalı kendi planladıkları ve öngördükleri çalışma vardı. O da iktidarlarının 100. gününde 100 milyon Amerikalıya aşı yapma meselesiydi.
100. güne geldiklerinde 200 milyondan fazla Amerikalıya aşı yaptıklarını ilan etmiş oldu. Dolayısıyla da artık Amerika'da yavaş yavaş hayat normale doğru dönüyor. Amerika hareketlenmeye başladı dedi. Fakat buna rağmen Biden yardımlara devam edeceklerini söyleyip bir kez daha 1,8 trilyon dolarlık bir yardım paketini açıkladı. Şimdi bu ekranda gördüğünüz konuşma Biden'ın dünkü kongrede Washington DC'deki Kapitol binasında yaptığı konuşma. Normalde biraz Covid'den dolayı önlemler vardı. Karşısında 600 takipçiye konuşuyordu. Ama doktorların tavsiyesi üzerine 200 kişiye bir kapalı mekanda konuşuyor. Arkasında gördüğünüz iki tane bayan, bir tanesi Kamala Harris, başkan yardımcısı. Diğeri de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi. Bu da Amerika tarihine geçen olaylardan bir tanesi. Başkan konuşurken arkasında iki tane kadın olması meselesi. Ve enteresan tabii manzaralı oluşturdu. Başkan konuşurken özel ve önemli şeyler söyledi dakikalarda. Kadınlar ayağa kalkıyorlar ve alkışlıyorlar. Bir süre sonra yeniden başkan başka heyecan verici konuşmasının bir noktasına geldiğinde yeniden ayağa kalkıyorlar ve konuşuyorlar. Hem Amerikan siyaseti hem tarihi açısından önemli anlardan bir tanesiydi. Söylediğim gibi solda gördüğünüz daha bej rengi kıyafeti olan Kamala Harris, diğeri de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Başkan Biden önde konuşuyor. Tabii en heyecan verici kısımlardan bir tanesi de önümüzdeki dönemlerde 1,8 trilyonluk daha bir yardım paketinin açıklanıyor olması. Böylece Amerikan ekonomisi zaten dünya ekonomisinin önemli ülkelerinden bir tanesi biliyorsunuz. Önünde gelen ülkesi. Ekonomi hareketli tutmaya gerek real estate, ev alım satım sektörünü, gerek borsayı, New York borsasını, gerek de ekonomideki bütün alanları canlı tutmayı sağlamaya çalışıyorlar. Ve bu anlamda da şu ana kadar çok başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Biden'ın konuşması gerçekten bu anlamda tarihi konuşmalardan bir tanesi. Bu Biden'ın 28 Nisan itibariyle dün yaptığı konuşma. 4 gün daha öne gidelim. 4 gün öncesinde 24 Nisan'da Biden bir konuşma daha yaptı. O konuşmasında yani 23'ünde 22'sinde gazetelerin, yorumcuların, analistlerin beklediği gibi Ermeni soykırımı meselesiyle alakalı olarak Biden'ın Ermeni soykırımını tanıyoruz anlamında şeyler söyleyeceğini önceden analiz etmişlerdi, yorumlamışlardı. Haberler çıkmıştı ve nitekim de beklendiği gibi Biden 24 Nisan'daki konuşmasında son dönemlerdeki Amerikan başkanlarının hiçbir tanesinin yapmadığı bir şey yaptı ve 24 Ermenilere uygulanan soykırımı tanıyor ve bununla ilgili üzüntümüzü paylaşıyoruz anlamında bir konuşma yaptı. Tabii Biden'ın konuşma yapması meselesi Türkiye'nin dış politikasındaki geldiğimiz nokta anlamında hepimizin de tahmin edebileceği gibi başarısızlığının Türkiye anlamında, Türkiye tarafından ve Türkiye'nin dış politikası anlamında, Türkiye'nin diplomasisi anlamında baktığımızda bir başarısızlık olduğunu söyleyebiliriz. Olayın o tarafından baktığımızda. Bu anlamda bir sert tepki vermeleri bekleniyordu Türkiye'nin. Öncelikle Erdoğan Biden'ın konuşmasından sonraki 2 gün boyunca tamamen sessizliğini korudu. Hiçbir şey söylemedi. İşte bazı Fahrettin Altun gibi zaten hepimizin tahmin edeceği bir lob diye ortaya çıkan bir propaganda başkanlığının başındaki kişi Fahrettin Altun gerek içeride gerek dışarıda bir anda kendine göre bir ortam oluşturuyor ve bununla ilgili açıklamalar yapıyor. Kimine göre de 4 maaşlı başkan diyebiliriz. Çıktı işte bu kabul edilemez vesaire gibi böyle kendince sert bir iki açıklama yaptı. Sonra gazetelere baktım. Siz de bakmışsınızdır. 25 Nisan'da yandaş gazeteler şöyle nasıl bir şey yapmış diye baktım. Hiç kimse kocaman manşetlerden Biden'ı eleştiren bir haber yapmadı. Bir yerlerde gördüm. Mesela Yeni Şafak'ta baktım. Sayfanın ortasının biraz aşağısında şöyle bir kutucuk vardı. O kutucuğun içine Biden'ı eleştiren birkaç cümle yazmış. Fahrettin Altun gördüğünüz gibi o hemen bir tweet attı. O kabul edilemez anlamında bir tweet attı. Gazetelerde de böyle bir şey çıktı. Yani anladığımız şu, malumunuz zaten daha önceki programlarda da konuşuyoruz. Havuz medyası tamamen tek yerden yönetiliyor ve hangi konuya, hangi derecede, hangi sıcaklıkla tepki vereceklerini o merkez muhtemelen Fahrettin Altun'un emrinde olan iletişim başkanlığı merkezinden çıkan kararla tepki veriyorlar. Yani Yeni Şafak'ın hatta Hürriyet'in hatta Milliyet'in
Star'ın gibi bu tarz gazetelerin kendi başlarına genel yayın yönetmenlerinin sert bir manşet atabilme özgürlükleri zaten olmadığı gibi onlara gelen bilgiler çerçevesinde hangi dozda manşet atacaklarını anlayabiliyoruz. Dolayısıyla Fahrettin Altun'un merkezinden bu konuya fazlaca girmeyin talimatı gelmiş olmalı ki onlar hiçbir tanesi de böyle sert bir giriş yapmadılar. Nitekim Erdoğan'ın 2 gün sonra yaptığı konuşmadan da bunu anlıyoruz. Erdoğan evet konuyu gene bir şekilde kendi şahsi ilişkilerine çevirdi. Biden'ın bunu yapmasını kabul edemeyiz dedi. Oysa bizim çok samimi aile ilişkilerimiz vardı. Ben hastayken gelmişti, beni ziyaret etmişti. Nasıl oluyor da şimdi Ermeni lobilerinin istediği gibi bir açıklama yapıyor gibi. Böyle bir şekilde kendi kitlesini, kendi seçmenini rahatlatacak. Mutlaka bir şey demesi gerekiyordu, bunu söyledi. Fakat sert de söyleyemediği bir açıklama yaptı. Her ne kadar bugün görmüşsünüzdür belki AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu Biden'a bir Osmanlı tokatı vurdu falan diye bir şeyler söylemiş. Herkes de soruyor, nerede, niye hiçbirimiz görmedik. Dolayısıyla Erdoğan böyle bir sert çıkış yapamadı. Sonra da üstünü örttü, konu kapandı. Çıkış yapmadı çünkü yapamıyor. Çünkü yapamayacak. Çünkü önünde, Amerika'nın önünde Erdoğan ve ailesiyle alakalı büyük davalar var. Ve Erdoğan ister istemez şartlar ne olursa olsun Biden başkanı yapsa da yapmasa da ortamı geremiyor, gerginleştiremiyor. Önümüzdeki aylarda başlayacak bir Halkbank davası var. Bunun Erdoğan ve ailesine ulaşacağını tahmin etmek çok zor değil. Zaten göstergeler bunu gösteriyor. Her ne kadar dava yavaş ilerliyor gibi olsa da geldiğimiz nokta itibariyle nereye varabileceği, Rıza Zarrab'ın daha neler konuşacağı, arkasından konunun nerelere varacağını tahmin edilebilir fakat net bir bilgi yok. Dolayısıyla Erdoğan da konunun şahsına gelmemesi için olsa gerek çok fazla Amerika ile ilişkilerini sertleştiremiyor. Ama bir taraftan da kendi iç seçmenlere mesaj vermesi lazım. O mesaj çerçevesinde de bazı konuşmalar yapıyor. Klasik AKP politikası bu. İçerinin gazını al, dışarıya kükrüyormuş gibi gözük. Fakat dışarı çıkınca da onlara buyurun siz ne istiyorsanız onu yapalım havasıyla ilerliyorlar. Şu ana kadar Hollanda'dan Fransa'ya, Yunanistan'dan Amerika'ya kadar herkes de böyle bir sertleşiyor gibi oldular. Sonra tekrar yumuşadılar. Arkasından Rusya'ya yanaşmaya devam ediyorlar. Çin'le ilişkilerini, Uygurlar meselesi gün gibi ortada dururken kendileri Çin'le çak yapacak kadar bir yakınlığa girdiler. Her şeyi artık biliyorsunuz paraya çevirmiş durumdalar. Kendi menfaatleri, kendi ekonomik durumları düzelsin de Türkiye'nin durumunun ne olduğunu çok umurlarında olmadığını anlayabiliriz. Bütün bunlar işte olup biterken Türkiye'de bir taraftan mazlumlara karşı, bir taraftan mağdurlara karşı olan zulümlerde ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Sadece geçen hafta 452 tane muvazzaf asker gözaltına alındı. Şu anda işin doğrusu bugün bakmadım. Hala muhtemelen gözaltı süreleri devam ediyor. 452 askeri daha 15 Temmuz darbe girişiminden 5 yıl sonra gözaltına aldılar. Bunlar üst düzey rütbeliler, orta düzey rütbelilerin olduğu askerler. Zaten neredeyse generallerin %70'ini, %80'ini ya görevden uzaklaştırdılar ya hapse attılar. Kurmayların büyük bir oranda görevden alındığını, atıldığını biliyoruz hepimiz. Ve bunlara devam ediyorlar. Gözaltına devam ediyorlar. İnsanları görevden çektirmeye, KHK'lara zulümler yapmaya devam ediyorlar. Oysa asıl suçun, belgeli suçların olduğu konularda kendi insanları olduğu zaman bunlarla alakalı maalesef bir harekette bulunmuyorlar. Bugün Süleyman Soylu dedi ki, gri pasaport, birkaç konu üzerinde konuştu. Hepsi birbirinden enteresandı işin doğrusu. Mesela gri pasaportla alakalı bizim bildiğimiz 43 tane kişiyi bir belediye gönderdi ve bunlar bir, ikisi hariç kimse geriye dönmedi. Avrupa'ya, Almanya'ya gittiler. Gri pasaportlarla sonra oraya sığındılar. Oradan artık geri dönmediler. Gri pasaport neydi? Belediyelerin, valiliklerin izniyle özel devlet tarafından hizmet servis pasaportu olarak verilen ve Schengen vizesine tabi tutulmayan bütün Avrupa ülkelerine vizesiz gidebilen bir pasaport. Bu pasaportu bir belediye
bu insanlara verdi ve onlar da gidip Avrupa'ya yerleştiler. Sonra Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada mevzu 43 kişiden ibaret değil. Mevzu 804 tane gri pasaport alıp giden 804 kişi ve geri gelmeyen. Bu rakam muhtemelen en az bu kadardır. Daha fazlası da olabilir. Genellikle AKP'nin söylediği rakamlara inanmak çok zor oluyor. Ama gidişattan anladığım kadarıyla en az bu kadardır. Yani şu anda AKP devletin eliyle kendi belediyelerinin yaptığı bir insan kaçakçılığıyla karşı karşıya. İnsanları kaçırıyorlar. Bunlar geliyorlar, orada bir paravan dernek kurmuşlar. Bu dernek diyor ki işte sosyal hayatı güçlendirme, spora destek verme, Türkiye ile Avrupa arasında işte mevzuları daha yakınlaştırma, eğitim alma, gençlerimizin ufkunu açma falan diye böyle dernekler kuruyorlar. Sonra belediyelere gidiyorlar, kaçakçılık yapacakları insanlardan 5 bin ile 8 bin euro arasında paraları alıyorlar. Onların ellerine sadece kimlikleri aldıktan sonra ellerine pasaportları, gri pasaportları veriyorlar ve Avrupa'ya gönderiyorlar. Türkiye'de sınırdan geçerken hiçbir zorlukla karşılaşmıyorlar. Avrupa Türkiye'ye güvenip bu gri pasaport herhalde devletin gönderdiği yetkili ve görevli kişiler olduğunu kabul ederek zaten böyle bir anlaşması var. O insanları kendi içine alıyor fakat onlar meğer insan kaçakçılığı parçasının bir parçasıymış. Türkiye'de AKP'li belediyelerin eliyle Avrupa'ya gönderilen kaçakçılık yapılan insanlarmış. Onlar da gitmişler. 804 tanesi sığınmışlar. Şimdi ben merak ediyorum. Bu insanlarla alakalı bir işlem yapıldı mı? Savcılar o belediyelerin başkanlarını, çalışanlarını, bu işe karışanları çağırıp onları gözaltına aldı mı? Onlarla ilgili sorgulamaya başladı mı? Benim gördüğüm kadarıyla henüz böyle bir şey yok. Hatta bu belediye başkanları arada açıklama yapıyorlar. Gerçi bir tanesine sormuşlar şu anda oruçluyum konuşamam demiş. Öteki de diyor ki işte benim çok haberim yoktu arkadaşlar getirdiler ben de imzaladım gittiler falan sanki bu kadar basit mevzuymuş gibi. Ama savcılar, hakimler ve adalet olmadığı için hakimler ve savcılar AKP'nin il temsilcileri, ilçe temsilcileri gibi çalıştığı için AKP'li olanlara, belediyelere bu konuyla alakalı bir şey yapılmıyor. Peki kime yapılıyor? İki tane gence yapılıyor. TikTok diye bir mevzu var biliyorsunuz. Bu gençler de Türkiye'deki pasaportun değersizleşmesiyle alakalı bir video hazırlamışlar. Biliyorsunuz Türkiye'de şimdi 250 bin dolardı bir zamanlar. Değişti mi bilmiyorum o rakam. 250 bin dolar veren isteyen herkes Türkiye Cumhuriyeti pasaportu alabilir. Bu pasaport peki şu anda vizesiz gidebildiği yer var mı? Çok az. Gittiği ülkelerde değer görüyor mu? Maalesef Türkiye'nin dış politikasının değersizleşmesiyle birlikte pasaportun da değersizleştiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Bu gençler de bununla alakalı Avrupa'da, Batı'da da bazı örnekleri olan Türkiye'deki pasaportların değersizleşmesiyle alakalı bir video yapmışlar. Bu videolarından sonra apar topar bu iki tane genci gözaltına almışlar. Şimdi bıraktılar ama yurt dışı yasağı koymuşlar vesaire. Sebebi de işte Türkiye'nin devletini itibarsızlaştırmak falan filan. Bu gençler bu videoyu yaptı diye dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'nin pasaportuyla alakalı düşünce, algı, yorum değişmez. Sizin pasaportunuz güçlüyse güçlüdür, güçsüz de güçsüzdür. O videodan dolayı dünyadaki herhangi bir gümrük görevlisi de ya böyle bir video yapmışlar, Türkiye'nin pasaportu güçsüzmüş, ben de ona göre muamele edeyim demez. Ama ne zaman der? O sizin kendi belediye başkanlarınız insan kaçakçılığı yapıp, tabiri caizse, biraz da kelimenin tam anlamıyla Avrupalıları ve dünyanın değişik kendik insanları kandırmaya başlamışlar ya, tam olarak kandırmışlar. Yalan söylemişler, dolandırmışlar. Bu pasaportla demişler, iş için oraya gidiyor. Ama giden iş için değil, oraya kaçakçılık yapmak, daha doğrusu oraya yerleşmek, kaçmak için gitmiş ve yalan söylemişler. İşte o zaman sizin pasaportunuzun değeri düşüyor. Şimdi demeyecek mi herhangi bir Avrupa ülkesinin gümrük kapısındaki yetkili, buraya Türkiye'den gri pasaportla geliyor insanlar ama acaba AKP'nin gönderdiği bu kaçakçılardan bir tanesi mi? Yoksa gerçekten hizmet almaya gelen birisi mi? Gerçek olarak hizmet almaya gelen insan orada neyle karşılaşacak? Kaçakçılar neyle karşılaşacak? Onu gümrükteki ya da görevli nasıl ayırt edebilecek? Ayırt edemeyeceği için artık bundan sonra Türkiye'den giden bütün gri pasaportlara sizce Avrupa, sizce dünyanın diğer ülkeleri şüpheyle yaklaşmayacak mı? Asıl pasaportun değerini kaybettirenler bunlar değil mi? Peki bunlar yapılırken o gençleri almışsınız ellerine kelepçe takıp adliye koridorlarında yürütüp sonra fotoğraflarını çekmişsiniz. O belediye başkanlarını, o işe karışanları alıp götürüp onların fotoğraflarını çektiniz mi? Bunları yapmadınız. Zaten adalet çoktan kaybolmuştu Türkiye'de. Bir örneğini de bunlarla birlikte
görmüş olduk. Maalesef Türkiye'de durum böyle ilerlemeye devam ediyor. Gariplikler bunlarla da gitmiyor. Az önce yayına başlamadan kısa bir süre önce kalktığımda bir video gördüm. Video ne bakanı? Teknoloji Bakanı. Teknoloji Bakanı'nın konuşması idi. Böyle canlı bir yer kurmuşlar. Dış mekanda gece ışıklandırmalar yapmışlar yolun ortasında. Böyle çok havalı bir ortam oluşturmuşlar. Bakanla F-35 meselelerini konuşmuşlar. Sonra onun videosunu kesmişler. Sosyal medyaya koymuşlar. Ben de oradan gördüm. Oradaki bu konuşmada Teknoloji Bakanı'na F-35 ile alakalı Türkiye'nin geldiği durum söyleniyor. Neden bu? Yani Türkiye'nin dış politikası artık insanları ekonomik ve fiziki olarak öldürmeye devam ettiği için bir tanesi de F-35 programından Amerika tarafından Türkiye'nin çıkarılması konusu. Türkiye diktatöryel bir yönetime doğru ilerledikçe, Türkiye kendi dünyada güvenini kaybettikçe elbette ki dünya ülkeleri de bu dikkatinden kaçmıyor ve bu konuda Türkiye'ye bir sınırlamalar gelmeye başlıyor. Bir sürü allar verler, gitler geller. Türkiye 12 milyar dolar para ödemiş olmasına rağmen F-35 uçakları programından çıkarıldı. Yani bir belli bir süre sonra Türkiye F-35 uçaklarına sahip olacaktı. Ancak Amerika tarafından bu programdan çıkarılmış oldu. Erdoğan ve ailesinin yaptıkları, Türkiye'ye yaşattıklarından sonra bunları hepimiz zaten biliyoruz. Türkiye demokratikleşmeden uzaklaştıkça demokratik ülkeler Türkiye ile arasında mesafe koymaya devam ediyor. F-35 uçakları neden önemliydi? Yeni nesil uçaklar deniyor. Bu uçaklar özellikle çok önemli bir savaşçı, aynı zamanda da bir istihbarat uçağı. Uçağı kaldırdığınız zaman bölgenizdeki her şeyden haberdar olabiliyorsunuz. Önümüzdeki belki 15-20 yılın dünyada en fazla kullanılabilecek uçaklarından bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz F-16'lar artık iyice eskide kaldılar. Ekonomik ömürlerini de tamamlamak üzereler ve yeni nesil uçaklar üretiyor Amerika. Bunlardan bir tanesi de F-35'ti. Türkiye F-35'in önemli ortaklarından bir tanesiydi. Sadece uçaklara sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda uçakların belli parçalarını da ülkede üretmeye başlamıştı ve devam edecekti. Türkiye'nin muharip gücünü arttırmasının yanı sıra aynı zamanda ekonomisine de büyük katkı sağlayacak, teknolojik gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktı. Ama gördüğünüz gibi Erdoğan ailesi, AKP ve onun yönetiminin getirdikleri nokta itibariyle Türkiye maalesef bu meseleden uzaklaştırılmış oldu. Peki ne oldu? F-35 alamadığımız gibi 12 milyar dolarımız yandı. Zaten Erdoğan şu anda kendi ikbalini kurtarabilmek için gerekirse 12 milyar dolar yansın, yeter ki bana dokunmayan modunda bununla alakalı bazı girişimlerinde olduğunu biliyoruz. Öbür taraftan da Türkiye'de üretilen parçaların da artık üretemeyecek noktaya geliyor Türkiye. Şimdi bakan, az önce bahsettiğim bakana soruyorlar. Efendim diyorlar, biz bu F-35'ten çıktık. O halde neden parça üretiyoruz? Ya işte bazı sözleşmelerimiz var. Olur mu canım? Madem bizi çıkardılar, biz onlara parça marça üretmeyelim. Ne kadar güzel teknoloji, yani gelişme ortamı var. O sunucu onu soruyor. Biz onlara parça üretmeyelim de. Böyle bir efelik, böyle bir derebeylik diyeceğim. Yapıyor. Böyle bir efelik yapıyor. O zaman biz parça da üretmeyelim. Yani neden üretmiyorsun? Diyelim ki bir sorun var. Ama sen orada parça üretmeye, teknolojini geliştirmeye, F-35 üretirken belki F-45 çıkacak ona. İçin gelişme yapabilirsin ama bakan böyle işte pişkin pişkin böyle gülüyor. Ya haklısın, aslında onu da yapmamak lazım. Başkaları bunu söylüyor falan. Böyle bir teknoloji bakanı mı konuşuyor? Kahvede işte Ramazan'da iftar sonra sahura kadar oturup eline çayı içip konuşan amcalar gibi birisi mi konuşuyor? Anlamak gerçekten güç. Yani Türkiye'nin teknolojisini, geleceğini, ekonomisini yönetmeye çalışan insanların geldiği durum bu da onun gazetecisi ekranlarda gördükleriniz. Pekala, F-35'ten çıkınca bu nasıl kendisi her ortam olduğu gibi asıl kritik noktaya gidiyoruz. Erdoğan ve ailesi bunu nasıl kendilerine çevirebilirler? İşte zurnanın zırt dediği yerde burası. Elbette ki bunu da kendi ekonomik menfaatlerine çevirmek isteyeceklerdir. Yani kelimenin tam anlamıyla bunu da kendilerine bir Allah'ın lütfu olarak çevirmek isteyeceklerdir. Bunu da Erdoğan'ın damadının kardeşi Bayraktar olarak kurduğu dronlar üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Neden? Ya da bu nasıl? F-35 ile alakalı şimdi Türkiye'de böyle havacılık sektörüne yorumlar yapanlar, savunma sanayi, işte muharebe vesaire konusunda yorumlar yapanlar, F-35'in aslında ne kadar da
gereksiz olduğunu, bazı teknolojik sorunları yaşadığını falan yorumlar yapmaya başladılar. Anlaşılan o ki bu yorumları biraz da ya öyle bir talimatla yapıyorlar ya belli şeyler. Emin değilim ama öyle olduğunu zannediyorum. Çünkü bir anda hava değişiverdi. F-35 ki Yunanistan bugün F-35 almak için çok yakın, yakında F-35'e sahip olacak. Türkiye geçmiş dönemi uçaklarla kalırken Yunanistan en son teknolojide uçaklara sahip olacak. İsrail F-35'i almak için büyük çaba sarf ediyor. Çok yakında F-35'ler İsrail'de olacak. Bölgemizdeki ülkelerde olacak, Türkiye'de olmayacak ama bir şekilde onlar doğruyu bilmiyor, bunlar doğruyu biliyor olarak F-35 işte bazı teknolojik sorunları var falan gibi mevzular ortaya çıkararak onlardan soğutuyorlar. Onun yerine işte Bayraktar dronlarımız var. Drone dediğiniz şey uzaktan kumandayla kaldırıyorsunuz, gidiyor oralarda bir keşif yapıyor. Onları görüyor geliyor. Bunun ne kadar Türkiye'de yapıldığını yapılmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Kanada'da büyük parçalar alınıyor. Ama tamamen şu anda Erdoğan'ın kendi ailesinin kontrolünde. İşte burada gördüğünüz Bayraktar ailesinin kontrolünde. Yani Erdoğan'ın dünürlerinin kontrolünde. Onları şimdi öne çıkarmaya başladı. Oysa drone başka bir şey. Muharip savaş uçağı başka bir şey. Drone belli bir hızda, süzülerek diyebileceğimiz hızda gidiyor. Hatta içinde silahı varsa onu da atabilir. Ama drone çok büyük yatırım yapılmaz. Genellikle diğer ülkelerin radarları onu görürse onu vururlar, düşer, gider, gelir falan. Böyle bir savaş malzemesi diyelim dronelar. Fakat savaş uçağı sesten hızlı uçabilen, çok hızlı manevralar yapabilen, bu manevraları ve haber alma özellikleriyle çok yükseğe kadar çıkabilen, sesten hızlı uçması sebebiyle farklı noktalarda anında olabilen büyük muharebe araçlarıdır. Asıl düşmanı korkutacak. Asıl kendi karşınızdaki olan ülkeleri sindirebilecek silahınız sizin savaş uçağınızdır. Savaş uçağı başka bir şey, drone başka bir şey. Fakat şimdi savaş uçağını kötüleyip drone'u öne çıkarmaya çalışmak, hatta dronelar için işte savaş gemisi yapacağız gibi böyle laflar söyleyip devletin imkanlarını, kaynaklarını belki F-35 almak için dışarıya verilebilecek kaynakları kendi ailelerine yönlendirebilecek başka bir formül buldular. Ve bu drone'u şimdi tabiri caizse parlatıp duruyorlar. Sanki çok önemli bir muharebe silahı sahip olmuşuz gibi ve bunu da kendimiz yapıyormuşuz gibi bir hava oluşturarak içeriye ta en başta korona tedbirlerindeki başarısızlıklarını örtecek başka malzemeler buldukları gibi buradaki F-35 anlaşmasındaki başarısızlıklarını örtecek başka bir anlaşmayı, başka bir çıkış yolunu daha buldular. Onu da kendilerine yontuyorlardı. Bunu da kendine yontuyorlar. Bunu da kendilerine Allah'ın lütfu olarak çevirdiler. Devletin kaynaklarını belki on milyarlarca dolarlık kaynağı o dronlar adı altında kendi şahsi hesaplarına aktaracaklarını söylemek zor bir şey değil. Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri maalesef demode kalmaya devam ediyor. Çevresindeki ülkeler yeni teknolojilerle donanırken ve bunlar sanki olmuyormuş gibi Erdoğan biz kendi uçağımızı, kendi dronumuzu, kendi helikopterimizi, kendi savaş uçağımızı, kendi yolcu uçağımızı yapıyoruz diye yıllardan bu yana tabiri caizse halkı uyutmaya devam ediyor. Hatırlayın, çok değil daha bundan 7-8 sene önce Ahmet Davutoğlu'nun kampanyası vardı. Ben hatırlıyorum o günlerde Samanyolu televizyondayım. Bizim televizyonun hemen yürüyüş mesafesinde yukarı çıktığınız zaman bir meydan var. O meydandan doğru bazen yürüyerek gidiyordum eve. O meydandan doğru gittiğimde yana sağına sola kocaman billboardlar vardı. Ferah Mahallesi'nde Üsküdar'da Çamlıca'da orada bile kocaman billboardlar asmışlardı. Yerli uçağımız seneye göklerde. Yerli savaş uçağımız seneye göklerde diyorlardı. Üzerinden 7-8 sene geçti. Bir tane F-35'in parçasını yapıyormuşuz. Onu da yapmayalıma geldiler. Yerli helikopterlerden bahsettiler. Savaş uçakları, yolcu uçakları. Böyle günler, aylar, yıllar birbirini kovalıyor. Maalesef üzeri örtülmüş bir halde Türkiye ile ilerlemeye, gelecek günlere doğru gitmeye çalışıyor, çabalıyor. Ekonominin geldiği durum, adaletin geldiği durum ortada. Umarız Türkiye'de bir gün demokratikleşir. Bir gün bilimin hakim olduğu bir ortam oluşur. Sadece bir tek kişinin ağzından çıkan laflar değil, bilimin konuştuğu şartlarda pek çok şey düzenlenebilir. O zaman
ortak akılla beraber bu ülke kaynakları, bu ülkenin coğrafyası çok önemli birikimlere sahip. O birikimleri ülke bütün toplumun hep beraber kalkınacağı bir ortama doğru gelebilir. Ama programın başından şu dakikaya kadar anlattığımız konular görebiliyoruz ki tamamen ülkenin her yanında sağlıktan eğitime, askeriyeden adalete kadar hemen her yerinde kaos hakim. Bir şekilde bunun üstünü örtmeyi AKP başardı şimdiye kadar. İçki tartışmalarıyla sağlık ve ekonomi konularını, işte drone tartışmalarıyla askeriyemizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kan kaybını hepsinin üzerine örttü. Ancak bu ne kadar sürdürülebilir, nereye kadar gider bilemiyorum. Sadece her şeyin daha iyi olabilmesi için ümit ediyoruz ve dua ediyoruz diyelim. Böyle Türkiye'den ve dünyadan gündemler bugün böyleydi. Nöbetçi editörde. Yarın Abdülhamit Bilici sizlerle birlikte olacak. Biz de Adem Yavuz Arslan'la birlikte yarın önce Okyanus Ötesi programını yapacağız. Onunla ikimizin aşı günü aynı güne denk gelmiş. Arkasından gün içinde ben de gideceğim, o da gidecek. İkinci aşımızı da olacağız. Hayırlısıyla bakalım. Bir etkisi tepkisi olursa sizlerle paylaşırız. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.